Peki Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez'i yaşarken efsaneleştiren neydi? Venezuelalılar niçin 3 dönem üst üste Chavez'i seçti? Chavez'in ardından Amerika'da dahil olmak üzere tüm dünya liderlerinin taziye mesajı yayınlamasının sebebi neydi? Bütün bu soruların yanıtları Chavez'in programında gizliydi. Chavez 19. yüzyılda ülkeyi İspanyol sömürgeciliğinden kurtarmış olan Bolivar'ın yolunu takip etti. Chavez, halkın %55 oyuyla iktidara gelir gelmez Venezuela'yı Amerika'nın dayattığı neoliberal politikalardan kurtarmak için savaş açtı. Me toca bajar al quinto infierno para defender al pueblo bolivariano de Venezuela, pues me iré al quinto infierno. Venezuela dünyanın dördüncü büyük petrol üreticisiydi. Ancak gelirler uluslararası karteller arasında paylaşılıyordu. Venezuela halkının büyük çoğunluğuysa yoksullukla savaşıyordu. No llegó al campesino los beneficios del petróleo y de la riqueza nacional. Pues bien, eso ahora no puede ocurrir. Chavez'in iktidarının birinci yılında halk oylarıyla meclis kurucu meclis ilan edildi ve Venezuela'nın milli anayasası %71 oyla kabul edildi. Bolivar ideolojisi devletin temel felsefesi oldu. Merkez Bankası bağımsızlaştırıldı, devletin ekonomiye müdahalesi olanaklı kılındı ve sağlık hizmetlerinin halka ücretsiz olarak verilmesi anayasal güvence altına alındı. Chavez, halkı yönetime dahil etmek ve bilinçlendirmek için Venezuelalılarla doğrudan temas kurdu. Televizyon programlarına çıkıp halkın sorunlarını dinledi. Herkes Chavez'le konuşabildi. Chavez, petrol üretimi ve satışında OPEC'le hareket edilmesi gerektiğine karar verdi. Hidrokarbon yasasıyla Venezuela'nın yabancı şirketlerle yaptığı petrol yatırımlarında hisse payı %51'e çıkarıldı. Petrol işletmelerinin en az %30'unun da devlete devri öngörüldü. Petrolden gelen gelir, okul, hastane, eğitim kurumu ve halka ucuz besin sağlanması için kullanıldı. Tüm bunlar içinse ordu görevlendirildi. Böylece ordu ile millet birlikteliği sağlandı. 5000 hektarın üzerinde toprağa sahip olmak yasaklandı. Boş araziler devlete devredildi ve topraksız köylüye toprak verildi. Çiftçi kooperatifleri kuruldu, çiftçilere faizsiz kredi verildi. Çiftçi kooperatiflerinden satın alınan ürünler yoksul mahallelerde açılan Mercal adında marketlerde düşük fiyatla halka sunuldu. Mercaller süpermarketlerinde sonunu getirdi. Yoksulların yaşadığı mahallelere çok sayıda sağlık ocağı ve hastane kuruldu. Okullarda tüm öğrencilere ücretsiz kahvaltı ve öğle yemeği dağıtımı sağlandı. 2004'te kabul edilen işçilerin beslenmesi kanunuyla 20'den fazla kişi çalıştıran iş yerlerinde işçilere günde bir öğün sıcak yemek yiyebilecekleri kartlar verildi. Chavez iktidarının 2007'den 2012'ye kadar süren dönemi kapitalizme karşı tam bir meydan okuma şeklinde oldu. 1087 özel şirket kamulaştırıldı. McDonald's'lar ülke genelinde kapatıldı. Amerika'nın petrol devi Exxon Mobil'in Orinoco bölgesindeki varlıklarına el konuldu. Şirketler Chavez ve Venezuela yönetimine karşı birçok dava açtı. Ancak Chavez bu kez de geri kalan tüm diğer şirketleri kamulaştırmakla tehdit etti. Chavez, Venezuela'nın Asya ülkeleriyle ilişkisini de ilerletti. Rusya, Çin, Suriye ve İran'la yakın ilişkiler kurdu. Bolivar'ın tüm Latin Amerika'yı her türlü sömürü zincirinden kurtarmak için tek bir örgüt çatısı altında toplama hedefi Chavez'in önderliğinde gerçeğe dönüştü. 4 Aralık 2011 tarihinde Latin Amerika ve Karayip bölgesindeki 33 devletin tümü Latin Amerika ve Karayip Devletler Topluluğu çatısı altında bir araya geldi. Chavez 2004'te Fidel Castro ile birlikte Amerikan halkları için Bolivarcı Alternatif kısaltılmış adıyla ALBA'yı kurdu. ALBA,
Amerika ve emperyalist devletlerin sömürgeci anlayışına karşı bölge ülkelerini korumayı amaçlıyordu. Birliğe daha sonra Ekvador, Uruguay, Dominik Cumhuriyeti, Bolivya, Nikaragua da katıldı. Chavez, Alba ülkelerine ucuz petrol de sağladı. Que hay una mano invisible, el mercado que todo lo arregla. Mentira, mentira.